alıyoruz. Öyle bir şeyimiz var. Oo, çok bir sürü gelenimiz olmuş. O zaman fazla uzatmadan başlayalım. Zaten vakti 1-2 dakika geçirdik. Efendim hoş geldiniz. İyi günler, iyi pazarlar, iyi kapanmalar, hepsi bir arada. Bugün yine AKS gündeminde, AKS gündeminde olan konulardan birini Lara Hayallerine Balıklama adlı sergiyi konuşacağız. Ama ben daha önce bu sergiye giden yolu da biraz anlatmak istiyorum. Çünkü bu hakikaten böyle üzerinde konuşulması gereken bir yoldan geçerek buraya, bu noktaya geldik. Onun için de küçük bir paylaşımım var. O hem size görüntü aktarayım hem de şey yapalım. Evet, buradan itibaren ama bir önceye de geleyim, onu göstermiş olayım. Gelemedim. Peki. Evet, biz 2020 yılında aslında Antalya'ya odaklanmayı hedefledik. Antalya Kültür Sanat olarak ve Murat Germen fotoğrafları ve Yeşim Demir'in küratöryel tasarımıyla Nisyan adlı sergimizi önce online açtık. Ondan sonra da işte bu kapanmalar bittikten, böyle ara kapanmalardan fırsat buldukça da izleyici girişine açtık salonlarımızı. Sergi Antalya'nın bugününe bakan ve bugünkü dertlerini irdelemeye çalışan, hiç değilse göstermeye çalışan bir sergi oldu. Ve güzel bir sergi oldu. İki katta olacağı anlaşıldı. Birinci kat işte bu tasarımda biraz duvardaki o büyük kentin yeni ve kimliğini yitirmekte olan kentin üzerimize yürüdüğüne dair bir tasarım. Ama ilerleyemiyorum ben bundan. Niye ilerleyemiyorum acaba? Bir saniye. Şuradan gitsem daha iyi. Bu sergi, bu katın metinlerini Feruk Tunç şiirlerinden aldık. Antalya şiirle beraber var olan bir şehir, öyle anlıyoruz. Ve çok güzel eşlik etti Feruk Tunç burada söyleyeceklerimize. Ve ikinci katta, serginin diğer katında biraz daha şehre bütünden, yukarıdan bakmaya çalıştık. Böyle şeylerle ve hatta bu yuvarlak panoların arkasına da şehirde olan bitenin yıllar içinde arazide fiziksel topografya üzerinde nasıl bir iz bıraktığını da gösterdiğimiz uydu fotoğrafları kullandık. Ama bizim üç salonumuz var. Üç salonumuz olduğu için de o üçüncü salona ne yapacağız diye daha bu sergiyi kurarken şey yapılandırdık. Burada da Antalya ile ilgili kim ne çalışıyorsa, ne yapıyorsa, istiyorsa gelsin konuşsun, istiyorsa şiir yazsın, okusun, istiyorsa sergi yapsın, 3 günlük, 5 günlük, 8 günlük. Burası Antalyalılara ait. Antalya'nın bugünüyle, geçmişiyle, yarınıyla ilgili düşünce sahibi, söyleyecek sözü olan herkese ilişkin bir kolektif mekan olsun. Böylece bir Forum Antalya salonumuz olmuş oldu. Şimdi ben bu okunmuyor buradaki yazı. Onun için böyle biraz arkayı gri fona getirerek bir fotoğraf çektim. Kentle ilgili her türlü güncel çalışmaya, atölyeye, sergiye ev sahipliği yapacak, Antalya'ya dair sözü olanların seslerini duyuracakları bir mekan, bir açık alan. Kapalıydık tabii. Kapalı olduğumuz için de bu salon da kapalıydı ve bu sözü biz online platformlarda duyurmaya çalıştık. Ama açıldıktan sonra da hemen yeni bir sergi. Bu sergi çok teşekkür ediyoruz. Akdeniz Üniversitesi'nden geldi. Fotoğraf bölümünden Güncel Antalya'nın Kadim Suları sergisi. Bugün
Antalya'nın sularına bakmak, bugünkü haliyle bakmak ama bu suların aslında bu medeniyeti doğuran en önemli faktörlerden, üç faktörden biri olduğunun idrakine varmayı göstermek isteyen bir sergi. Böyle bir sergi oldu. Bu atölye havasını kaybetmemek için işte masalar koyduk, üzerine kağıtlar, kalemler koyduk, sularla ilgili okumalar koyduk filan. Tam bu böyle bu sergi kıvamına geldi. Sonra bir gün Funda Hoca İstanbul Teknik Üniversitesi'nden beni aradı ve dedi ki biz Antalya çalıştık geçen dönem. Bir plaj tasarımı çalıştık ve yani hani haber vereyim sergi yapalım demedi o bana. Haber vereyim istedim dedi. Ben aman malzemeyi göreyim filan dedim ve bunu sergilemeye karar verdik. Hikaye budur. Bundan sonrasında sözü onlara bırakacağım. Sergimiz Balıklama. Bir iki de sergi, iki sergi bir arada aynı salonda nasıl oldu görüntüsü göstereyim fikriniz olsun diye. Böyle bir şey oldu. Çok şık bir şey olmadı ama çok çalışma, çok atölye havası veren bir sergi oldu hakikaten. Bunu da hedefliyorduk. Yani böyle bizim salonlarımızın bir şey hali var. Steril hali var, biraz elitist hali var. O da ister istemez oluyor yani 1800'lerden işte oryantalist resim koleksiyonu sergilerken o hava olmak zorunda. Ama hiç değilse bu salonda bu herkesin girip çıktığı, herkesin üzerine bir şey iliştirebildiği bir mekan edinme çabamız. İşte masalarımız, sandalyelerimiz, karşıda dipte görünüyor bir iletişim duvarımız var. Bunu sonra anlatacağım. Burada durayım. Evet, böyle bir sergi ve bu sergiden bahsedeceğiz. Konuklarım hepsi İstanbul Teknik Üniversiteli. Dolayısıyla İTÜ'yü ağırlıyoruz. Çok sevgili pek çok arkadaşımın yetiştiği okul ben değilsem de. Ama Tuğba Hoca'nın ODTÜ'den doktorası var. Öyle anladım doğruysa. Evet. Dolayısıyla bir de ODTÜ'lü ağırlıyoruz. Öyle diyelim. Söylediğim gibi Funda Hoca, Funda Uz, İTÜ mezunu, yüksek lisansını, doktorasını da orada yapmış. Orada öğretim üyesi, işte pek çok atölye yürütüyor, ders veriyor çeşitli konularda. Onları tek tek şimdi kopya almadan söyleyemeyeceğim. Tuğba Hoca, Tuğba Örmecioğlu, Akdeniz Üniversitesi'nden mimarlık bölümünde. Gene detaya giremiyorum. Ne olur kusura bakmayın. Yani konumuzla ilgili olduğu zaman hani özel ilgi alanı siz ekleyin. Tuğçe ise çok yeni mezun yani bizlere göre, bana göre zaten 2017 mezunu ama belli ki çok yetenekli ve tutkulu mesleğine karşı araştırma görevlisi olarak Funda Hoca'yla bu atölyeyi birlikte yürüttüler. Ve onunla ilgili bir şey daha söylemeliyim ki bu serginin şahane posterinin tasarımı da ona ait. Yani şu ana kadar bizim Antalya Kültür Sanat'ın en iyi posteri onu söylemek istiyorum. Bütün sergilerimizi, bütün böyle hani tasarımcılarımızı dahil ederek bunu söylüyorum ki bu kadar insanın içine neşe veren ve merak uyandıran bir poster olur mu bu nedir diye. Peki hocam benden bu kadar. Sözü atölye yürütücüsü olarak Funda Hoca'ya bırakayım. Hoş geldiniz tekrar. İyi söyleşiler olsun. Çok teşekkürler, hoş bulduk. Burada olmak çok güzel, bir arada olmak da çok güzel. Heyecanlıyız. Yaptığımız sergiyi, serginin detaylarını ve öncesinde stüdyonun detaylarını paylaşacağımız için. Bir yandan da tabii posterden bahsettiniz. Ben de onunla hani devam etmeyi tercih ederim. Hepimiz yani hiç ummadığımız bir anda pandemi koşullarıyla yüzleştik. Eğitim de bundan nasibini aldı ve online olarak devam etmek zorunda kaldık stüdyoya. Ve böyle hepimiz için hiç hayal etmediğimiz bir yaz oldu 2020 yazı. Yeniden güz yarı yılında başlarken
böyle içimizi karartan bir konu olmasın, neşeli, eğlenceli bir konu olsun. Biraz yaz hayalleri kurmaya, yaşayamadığımız yazın hayalini kurmaya devam edelim sonbaharda. Gelecek nice güzel yazları düşünerek geçirelim düşüncesiyle böyle bir konu vermeye karar verdik. Aslında ben Antalya'yı çok iyi bilen birisi değilim. Yani biraz cesaret edip böyle bir şeye girişmiş olduk ama yani tabii bir turistik imgesi var Antalya'nın şüphesiz. Ama ben 2013'te Dokomomo'nun yerel açılımlarıyla ilgili bir poster sunuşu için gelmiş ve Antalya'nın modern mimarlık mirasını biraz keşfetmiş birisi olarak. Daha sonra Antalya Mimarlar Odası'nın davetiyle geldiğim Uluslararası Mimar Proje Yarışması'nda jüri üyeliğim sırasında biraz daha görerek ve geçtiğimiz yaz çok kısa kalıp biraz da böyle alıcı gözle bakıp acaba nerede çalışabiliriz? Burada stüdyoyu burada yapsak nasıl olabilir? Düşüncesiyle Antalya ile ilişkilerimi biraz daha yakından kurmaya çalıştım son yıllarda. Burada 1967'de basılmış bir poster görüyoruz. Bunu Metehan Özcan paylaşmıştı sosyal medyada. Çok çarpıcı, çok etkileyici. Ve aslında Antalya'nın bugün geldiği noktanın işte böyle bir başlangıç noktası gibi görünüyor bir yandan bana. Tabii konuşacak, tartışacak çok şey var. Bir turizm kenti, tarım kenti, maden kenti, yani pek çok açıdan çok zengin bir şehir Antalya. Coğrafi açıdan çok etkileyici. Birazdan daha detaylı Tuğba bahsedecek. Sanıyorum. Böyle düşüncelerle başladık aslında stüdyoya. Öncelikle de tabii yer konusunda çok tereddütlerimiz oldu. Stüdyo online olacağı için, çevrimiçi olacağı için, hiçbir öğrencinin görmeden çalışacağı bir alan olacağı için mümkün olabildiğince çok veri toplamaya çalıştık. Belgeseller, çizimler, hava fotoğrafları, mobil plajını kendimize yer edinmiştik. Burası eski petrol aktarım alanı. Daha sonra bu işlevini yitirdikten sonra Muratpaşa Belediyesi tarafından kamusal bir plaja dönüştürülmüş bir alan Lara'da. Eski istasyon silolar falan tamamen kalkmış durumda. Denizle olan bağlantının üzerine de böyle beton dökülmüş. Platformlar oluşturulmuş. Bunlar tabii falezlere de çok zarar veren şeyler bir yandan. Ama insanların da denize girebilmesi için bir imkan yaratıyor bu platformlar. Acaba bunun üzerine düşünmek nasıl olabilir? 30 metreye yaklaşan kot farkını aşmak nasıl mümkün olabilir? Bugün daha çok otopark olarak kullanılan ama bir yandan da Antalyalılar için işte müthiş bir bakı noktası, terastan bakmak, fotoğraf çekmek için kullanılan, kışın balık tutmak için kullanılan bir alan bizim için çok heyecan verici ve cazibeliydi. Öğrencilerimizi de açıkçası heyecanlandıracak bir alan olduğunu düşündük. Tabii öğrencileri farklı sunumlarla desteklemek gerekiyordu. Bugünkü sunumumuzda yer yer değineceğiz ama öncelikli konuğumuz Tuğba oldu. Tuğba Örmecioğlu hem üniversiteden arkadaşım hem de tabii bir Antalyalı olarak bu konuda bize en doğru bilgileri verecek kişi. Bize çok güzel bir sunum yaptı. Bilgilerini, değerli bilgilerini bizlerle paylaştı. Uzakları yakın ettik. Aynı şehirde olamasak da çevrimiçi ortamdan sunumda birlikte olduk. Devam edebiliriz. Yani alanın bu eski fotoğrafları gördüğümüzde de tabii bu dramatik topografyayı, son derece şiirsel topografyayı görüp etkilenmemek mümkün değil. Bugün kent tabii çok yapılaşmış durumda bu noktalarda ama hala etkisini koruyor. Topografya çok güçlü ve dramatik. Belki bundan sonra sözü Tuğba'ya bırakabiliriz. O yerle ilgili daha fazla şey söyleyebilir bize. Teşekkür ederim Fundacığım. Ben o zaman şöyle bir paylaşım
İşini bir deneyeyim tekrar. Göremiyorum. Bir saniye. Bir terslik var. Siz görebiliyor musunuz şu an? Dosyanı görüyoruz. Evet. Tamam. Evet, görüyorum. Şey, gerçekten çok benim için de değişik bir deneyim oldu. O yüzden hani çok teşekkür ediyorum beni davet ettiği için Funda'ya da. Böyle uzaktan bir projede yön göstermeye çalışmak da ilginç bir tecrübeymiş. Antalya gerçekten çok özel bir yer seçtikleri pozisyon, yer olarak. Palez oluşumu zaten başlı başına özel bir şey, biliyorsunuz. Dünyada çok az sayıda var ama Antalya için çok daha ilginç bir konum. Çünkü bu gördüğünüz yerleşim aslında 60'lara kadar bu falezlerin üzerine çıkmıyor. Antalya'da genel olarak daha deniz seviyesinde bir yerleşim varken aslında bu bizim için çok yeni bir deneyim. Çünkü falezler denizle bağlantıyı kesen bir kot olarak algılanıyor bir müddet ve kentleşme daha alt kotlarda başlıyor. Yukarıya çıktıkça yeni problemler yaşamaya başlıyoruz. Kentin denizle ilişkisini yeniden kurmaya çalışıyoruz. O yüzden bizim bunun kaymasıyla ilgili bir sorunum var şimdi de. Neden başaramadım ben bunu? Çok özür diliyorum sizden. Yani bu böyle 17 kilometrelik dev bir sahil. 19 ile 30 metre arasında aslında denizden dev bir duvar gibi bir şey. Ve gerçekten çok dramatik, çok güzel görüntüler veriyor. Çünkü dünyadaki diğer örneklerinden bir farkı var. Sadece fiziksel bir yükseklik değil, aynı zamanda üzerinden suların aktığı, işte Antalya'nın o Münevver Hanım'ın bahsettiği kadim sularıyla da var olmuş bir şey göstergesi kentin. Ne yazık ki bugün bunu da çok kaybetmiş durumdayız. Ve yerleşim burada aslında yeniden tanımlanıyor. Kent kendini 60 sonrasında falezlerle birlikte yeniden kurmaya çalışırken birçok tecrübesizlikler, belki hatalar, belki yanlışlarla demin Funda'nın bahsettiği işte falezler üzerindeki yapılaşmalar, kalıcı izler, suya kalıcı müdahaleler, kentte bu görünümü kaybettiğimiz bambaşka bir duruma geliyoruz. Yani falezlerin eski haliyle yeni hali arasında birçok değişim yaşıyoruz. Falezlerden aşağıya inmek için çalışıyoruz. Bu falezlerden varyanta indiğimiz yolun yapımı mesela. Sahile, işte falezlerin iki tarafında iki de büyük sahilimiz var. Çok gerçekten farklı bir topografyadan bahsediyoruz. Oraya inmek için yolun yapılması bile aslında oldukça yeni bir durum. Ve böyle bir sahil inişiyle şehri sürekli kıyı hattı boyunca büyütmeye başlıyoruz. Ve bugünkü haline geliyoruz. Şimdi bugünkü halinde elimizde bir potansiyel ve bir sorun olarak aslında falezler duruyor. Çünkü falezler, işte Türkçe adıyla yalı yerler, dünyada tek değil. Bu böyle özel bir oluşum, traverten oluşumu, karstik bir oluşum. Ve farklı farklı deneyimlerle suyla şekillenen bir oluşum. İşte sismik hareketlerle kurgulanıyor filan. Mesela bunun gibi İrlanda'dan örnekler var. Bu İrlanda Moher şeyleri, falezleri. Böyle çok bakir kalanları var. İtalya'dan, Tropea'dan bir örnek mesela. Böyle çok işlenenleri var. Biz bu ikisinin arasında nerede duracağımız konusunda tam bir kentsel bir karar veremediğimiz için bugün bile tartıştığımız işte falezlerin ışıklandırılması, falezlerden aşağıya inmek, Antalya'nın bitmeyen bir tartışma noktasına dönüşmüş durumda şu an. Bir de tabii bizim dışımızda başka şeyler de var, onu da kabul etmek lazım. Falezler bizim dışımızda bir doğanın da yaşama alanı. Birçok kuş türü, birçok balık türü, karettalar. Yani biz ne yaparsak bizimle birlikte büyük bir doğa grubunu, doğada yaşayan canlı grubunu da etkiliyoruz. O yüzden soru alanı aslında çok boyutlu. Hem çok poetik, böyle baktığınız zaman çok şiirsel, hem topografya ile ilgili, hem birebir yaşam ve kent kültürüyle ilgili. O yüzden ben bu projeyi çok önemsedim, çok da sevdim. Dinlemek de çok keyifliydi. Jürilere katılmak da beyin fırtınası şeklinde benim için de çok zihin açıcı oldu. Bundan sonra umarım birlikte de bir şeyler yaparak biz de katılalım istiyoruz öğrencilerimizle. Çok güzel bir konu, güzel, keyifli, çok riskli. O yüzden öğrencilerin yaptıkları şeyler de çok tartışmaya açık ve keyifliydi. Ben bana da katılma şansı verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sözü tekrar Funda'ya bırakıyorum.
Biz çok teşekkür ederiz. Sunuma belki geri dönebiliriz. Çevrim içi stüdyonun tabii en büyük zorluğu öğrencilerin yer-bağlam ilişkisini bizzat deneyimleyememiş olmaları. Bizim grubumuzda da sadece bir öğrencimiz Antalyalıydı tesadüfen ve Antalya'daydı. Sıklıkla bize Antalya'dan fotoğraflar da gönderdi. Fakat bu zorluğu aşmak için iki önemli nokta bizim için motivasyon kaynağı oldu. Bir tanesi meydan okumayı tetikleyen, öğrencileri böyle heyecanlandıran bir topografya. Diğeri de tasarım problemlerini farklı yönleriyle ele almaya imkan verirken yer ve bağlamın karmaşık ilişkilerini kuracak olan poetika. Biz bu iki olguyu tartışmaya açmak istedik stüdyoda başından sonuna dek. Çalışmaya şeyle başladık. David Masel'in hava fotoğraflarından öğrenciler böyle bir takım kavramsal maketler ürettiler. Yani öncelikle topografyayı biz nasıl anlıyoruz? Böyle bir fotoğraf üzerinden onu tekrar üçüncü boyutta düşünmek, hayal etmek nasıl mümkün olabilir? Çok ilginç çalışmalar yaptılar hepsi kendileri evlerinde. Çok farklı malzemelerle bunları tekrar fotoğrafladık, tekrar üzerinden tartıştık. Bir diğer çalışmayı da buradaki poetikayı anlayabilmek, bu topografyanın dramatik etkisini kavramsallaştırabilmek için metaforlardan yararlanmak diye düşündük. Ve o zaman da şiir, az önce Münevver Hanım'ın da bahsettiği gibi şiir imdadımıza yetişti ve bir takım şiirler üzerinden bu topografya ile ilgili farklı denemeler yaptık. Kavramsal maketler yaptık. Birhan Keskin'in şiirlerinden bir seçkiyle öğrencilerimiz bu kavramsallaştırmaları gerçekleştirdiler. 2,5 boyutlu maketler ürettiler ve birbirlerini eleştirdiler, tartıştılar ve alanla ilgili sadece fiziksel gerçeklik ve edindiğimiz çeşitli bilgiler değil, hava fotoğrafları, haritalar, kesitler, belgeseller gibi dokümanlar dışında oranın atmosferine dair kavramsallaştırmaları üretmek açısından da son derece hevesli ve heyecanlı oldular ve stüdyo böyle bir heyecanla başladı. Tabii her mimar proje stüdyosunun vazgeçilmez parçası program. Hiçbir zaman programla ilgili kesin yargılarda bulunmayı da doğru bulmuyoruz. Ama bu tabii ki oradaki eylemlerin geçeceği programları biraz da öğrencilerin daha aktif bir şekilde kendilerinin üretecekleri bir sistem gibi oluyor. Bir tema veriyoruz. Temamız da zaten Lara'da spor, boş zaman aktivitesi ve eğlence gibi bir temaydı. Bu temayı açabilecek iki sunum izledi arkadaşlar. Bir tanesi ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nden Lale Özgenel'in sunumuydu. Kendisi zaten tenis mekanları tarihi üzerine de çalışıyor. Bizimle çok değerli çalışmalarını, araştırmalarını paylaştı. Oyun, set ve yaşam başlıklı sunuşu bizi biraz daha spor aktivitelerinin burada nasıl olabileceğine dair sorular sorduran keyifli, heyecanlı bir sunumdu. Ayrıca doktora çalışması da spor mekanları üzerine olan Adnan Aksu'nun, Gazi Üniversitesi'nden öğretim üyesi ve mimar Adnan Aksu'nun spor ve mimarlık sunumu da sporun aslında yaşamın vazgeçilmez bir bileşeni olarak nasıl var olduğuyla ilgili ve onun mekanlarının nasıl üretildiğiyle ilgili son derece heyecan verici bir sunumdu. Bu sunumlarla aslında bir yandan öğrenciler kendi programlarını oluşturmaya çalıştılar, program diyagramları ürettiler ve çok farklı program önerileri oldu birbirinden farklılaşan. Farklı spor aktivitelerinin geçebileceği, kamusallığı daha çok spor ve eğlence üzerinden kuran aktivitelerdi bunlar. Çünkü sadece bir denize girme aktivitesi olarak kullanmaya mahkum etmek istemedik alanı. Dört mevsim yaşayan bir şehir Antalya. Kışın da kullanılabilecek mekanlara ihtiyacı var. Ayrıca
Belki de ilk başta altını çizmek istediğim konu, yani burası Antalya'nın çok turistik bir noktası değil, daha çok Antalyalıların kullandığı bir alan. Dolayısıyla Antalyalıların gündelik yaşamına katılabilecek kamusal aktiviteleri içeren spor okulları, mesela burada bir eskrim okulu var. Öğrencilerin, daha genç insanların sporla ilişkisini daha güçlü kurmayı hedefleyen ve yine tabii plaj aktivitesi sürüyor kamusal olarak. Böyle bir sistemin içinden geçerek ulaşıyorsunuz. Veya bir kürek kulübü var. Aynı zamanda kentin sosyal kulüp, bir araya gelme, karşılaşma, bir arada bulunma ihtiyacını, yani bir tür şehir kulübü uzantısı olarak da sürdüren, aynı zamanda gençlerin, çocukların sporla bütünleşmesini sağlayan kürek okulu aktivitesini de içeren bir program önerisi var. Bu projede de yine benzer bir program devam ediyor. Sporla ilgili tabii aktiviteleri düşünürken kapasite meselesi, orada alanda nasıl konumlanacağı, nasıl ilişki kuracağı, kentliği nasıl kucaklayacağı, nasıl kente açılacağı çok önemli bir problem. Alana nasıl yaklaşılacağı. Bir yandan da tabii kendi çocukluk deneyimlerinden taşıdıkları şeyler var. Yani yüzmeyi Antalya'da öğrenmiş olan öğrencilerimizin mesela önerdiği bir takım işte kapalı yüzme havuzu aktiviteleri de var. Bu alanın, yani biliyorsunuz, turistik mekanların, turistik kentlerin en büyük problemlerinden bir tanesi. Antalya tabii çok öyle değil. Başka değerleriyle de çok canlı bir şehir ama sezon dışı zamanlarda, onu da tırnak içinde söylemek lazım, sezon dışı zamanlarda biraz hayalet şehre dönme durumu var. Tabii Antalya bir büyük şehir ama bütün o büyüme, küçülme, kapanma, açılma hikayesinde hala işler halde olması mekanın, hem kentsel hafızayı güçlendirici bir im olarak orada durması, hem de işlevlerin de sürmesi çok önemliydi. Burada da bir sporun çok farklı alanlarına doğru öğrencilerimiz meylettiler. Burada da bir sörf okulu var. Onun kendi gerçeklerini sağlayan. Dans okulu var. Bir yandan kentlinin bir araya gelebileceği, keyifli zaman geçirebileceği, dans edebileceği, dans öğrenebileceği ve keyifli akşam buluşmalarında bir arada olabileceği alanlar öneren, sadece spor değil, boş zaman eğlencelerinin de nasıl daha kaliteli olabileceği üzerine kafa yoran önerilerden bazıları bunlar. Tabii Antalya'nın vazgeçilmez parçası sinema. Çok uzun yıllardır Antalya Film Festivali kente hayat veren bir olgu. Film festivalini de düşünen, onun aslında kent içinde başka karşılıklarının olabileceğini, daha genç sinemacılara bir mekan sağlayabilecek, daha deneysel bir takım işlere mekan sağlayabilecek kamusal öneriler getiren öğrencilerimiz de oldu. Bütün bu tartışmaların içinde Akdenizlilik çok önemli bir yer tutuyor bize göre. Yani Akdenizlilik derken belki yani şöyle bir şeyden bahsetmek lazım. Yani modern mimarlık aslında Akdeniz'in evrensel birikiminin üzerinden yükselmiştir diyebiliriz. Öğrencilerin de aslında mimar olma yolunda çağdaş ama evrensel bir dil kurma yetkinliğini geliştirmesinde Akdenizli mimarlık, Akdeniz mimarlığının izini sürmek, yani bunlar için neler söylenebilir? Doğa insan arasındaki ilişkinin farklı boyutları, iç dış ilişkisi, açıklık, kapalılık, görme görülme, ışık gölge dinamikleri gibi, mekan kurucu öğelerin yalınlığı, duyarlılığı gibi konular geliyor. Dolayısıyla Akdeniz mimarlığı okumaları yaptık stüdyoda çokça. Antalya'nın modern mimarlık mirasının korunması gibi konular, hem malzeme hem tektonik ilişkiler, vurgular, fiziksel çevre kontrolü bilgisiyle ışık, yön, güneş ilişkileri tartışmaları stüdyonun merkezinde her zaman oldu. Öğrencilerimiz bu yönde projelerinde bir takım detaylar düşündüler, hayal ettiler. Alana konumlanırken bunları göz önünde bulundurmaya çalıştılar.
Antalya'nın keskin sıcağı ve güneşi ile nasıl mücadele edebileceklerini düşündüler ve proje önerilerini geliştirdiler bu yönde. Tabii öğrenciyken aslında bir mimari dil kurma konusunda farklı donatılara da ihtiyaç oluyor. Maketler, bir takım çizimler, ışık deneyleri bunların bir parçası oldu bu çalışmalar sonucunda projeler olgunlaştı diyebiliriz. Temsil konusunu önemsiyoruz ama bu tabii sadece bitmiş bir projenin temsili gibi de algılanmasını hiç istemem. Konuklarımız da oldu bu konuda. Kağıt Architecture'dan Arda Karaatlı ve Lebriz Atan Karaatlı bize çok güzel bir sunum yaptılar. Yeni olanın heyecanı, kendileri de genç bir ofis ve bizimle projelerini paylaştılar. Her bir proje ile ilgili ürettikleri sunumlar, maketler öğrencilerimiz için çok heyecan verici bir buluşma oldu ve sonrasında da jüri üyesi olarak çok katkı sağladılar sürece. Çok farklı deneysel temsiller deneyen arkadaşlarımız oldu. Bu konuda çok cesur ve heyecanlılar. Biz de mümkün olabildiğince bu farklı denemeleri desteklemeye çalıştık. Kolajlar, maketler, kavramsal maketler ve onların karşılıkları stüdyoda. Tabii üç boyutlu çizimler, onlar da stüdyonun olmazsa olmazları, tartışmaların gelişmesinde. Aynı zamanda belki daha soyut ve kavramsal olanın temsili, ardışık kesitler, diyagramlar. Bunlar da aslında projenin olgunlaşmasında çok katkı sağlayan araçlar diye düşünebiliriz. Zaten hepsinin arasında bir aktarımsal bağ var. Çizimlerin makete, maketlerin üç boyutlu çizimlere, oradan tekrar ilk baştaki diyagramlara dönüşümünde. Uzaktan eğitimin zorluklarıyla belki bu sunumu bitirebiliriz. Yani evet, bu bir okul değil ama okulmuş gibi davranmak da zorundayız. Bunu aşmak için neler yapabiliriz diye Tuğçe ile sürekli açıkçası her dersin başında, sonunda, hafta sonlarında uzun konuşmalar yaptık. Çeşitli şeyler geliştirdik. Tuğçe'cim, sen bir şeyler söylemek ister misin? Ben sana hiç söz bırakmamış gibi oldum. Yok, siz çok güzel anlatıyorsunuz. Belki ben bu uzaktan eğitimle ilgili ölçek konusuna değinebilirim. Tabii gitmediğimiz bir yeri deneyimlemek oldukça zor. Orada bir insanın ölçek olarak nasıl konumlanacağını hayal etmek de oldukça zor. Biz bunu biraz anlatabilmek için ne yapabiliriz diye düşününce bütün öğrencilerin çok iyi bildiği bir yapıyı kullanmak istedik. Taş kışlayı. Ve bakın, işte buraya iki tane taş kışla sığıyor. Yani burası bu kadar büyük bir mekan ve sizin yapmanız, tasarlayacağınız projeyi bu ölçeği göz önünde bulundurarak yapmanız gerekiyor diye böyle bir şey yapmıştık. Ve gerçekten işe yaramıştı. Öğrencilerimizin her ne kadar yanında olamasak da, üç boyutlu üretimleri birlikte yoğun bir şekilde tartışamasak da, onlar çok fazla maket ürettiler ve bu maketlerle aslında proje olgunlaştı. Onu bize aktarmanın farklı yollarını aradılar, içinden küçük filmler ürettiler. Kendilerinin de o projeyi geliştirmedeki düşünme biçimini tabii çok olgunlaştıran ve etkileyen bir şey. Özellikle bir öncekinde kalabilir misin Tuğçe, pardon. Burada mesela yani maketin kendisi, yanına çizilmiş küçük kesit, işte belki eklenecek hali hazırda küçük parçalar, hepsi bir arada, yani mutfaktan bir görüntü özellikle paylaşmak istedik. Yani sonuç ürünün iyi bir şekilde maketinin yapılması veya temsili değil, sürecin kendisinde vazgeçilmez bir parça olarak uzaktan eğitimde bile olsak bu araçlardan kopmamalarını sağlamaya çalıştık. Onların zaten düşünme biçimleri
hep böyle bir üç boyutlu düşünme, maket üzerinden düşünme ve mekanı anlamaya yönelikti. Onu sürdürmüş oldular bu örneklerde de görüyorsunuz. Bunlar hiç nihai maketler değil, hepsi çalışma maketi. En sonunda da proje zaten başka bir şeye doğru da dönüşmüş oldu ama bütün bu denemeler çok öğreticiydi. Hem kendileri için hem ortamda sürekli birbirlerini takip edip eleştirdikleri için herkesin yoğun katılımıyla geçen bir süreçti. Tabii normalde aslında tabii Antalya'ya hep beraber gitmiş olmak, orada işte eskizler yapmak, akşam otelde saatlerce mekanı konuşmak, hep beraber gidip işte yanık keçi sütlü dondurma yemek falan tabii ama bunların hiçbirini yapamadık. Yapabildiğimiz her şey ekrana bağımlı oldu. Bu da bizim yılbaşı kutlamamız. Yılbaşını da ekrandan kutlamak zorunda kaldık. Yani bu kutlama sırasında da birbirlerine yılbaşı kartları tasarlayıp gönderdiler ve bu kartlar da aslında kendi projelerinin bir parçasıydı. Yani tabii en güzeli bütün bu tartışmaları ve bütün bu stüdyoyu taşıyabildiğimiz bu sergi. O yüzden Münevver Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Antalya Kültür Sanat'a çok teşekkür ediyorum. Bu bizim sergimizin o müthiş ağ üzerinden aslında çıkarılmış hali, iki yüzeyli, iki taraflı görebildiğimiz paftaların düzeni. Sanıyorum söyleyeceklerim bu kadar. Belki evet çok önemli bir teşekkür, bunu unutmamak lazım. Stüdyoyu mümkün olabildiğince konuklarla zenginleştirmek ve güçlendirmek önemliydi. Bazıları sadece bize yazdıklarıyla katkı vermiş oldular. Yani bu alanda yazılmış olan Akdeniz mimarlığı üzerine veya topografya üzerine yazılmış pek çok kitap stüdyomuzun parçası oldu. Ama onun dışında jürilere gelerek bize katkı sağlayan, sunumlar için gelerek katkı sağlayan herkese, başta Tuğba'ya çok teşekkür ediyorum. Burada ismini anmak isterim. Abdi Güzel, Kurtul Erkmen, Ertuğ Uçar, Mert Eğiler, Aslı Şener, Fatma Gül Aslaner, Alper Derinboğaz, Sevince Bayrak, Çiğdem Eren, Sevgi Türkan, Bora Özkuş ve doktor öğrencilerimiz de stüdyonun hep parçası oldular. Canan Erten, Eren Okumuş, Yiğit Çetin, Emre Göktel, Merve Eflatun, Selin Erdemirci ve Selen Çatal'a da çok teşekkür ediyoruz. 14 haftalık zorlu bir süreci mümkün olabildiğince enerjiyi yüksek tutmaya çalışarak ve en nihayetinde de böyle bir sergiyle taçlandırarak bitirdiğimiz için mutluyuz. Bunu paylaşmaktan da çok mutluyuz. Mutlaka çok eksiklerle anlatmış oldum. Pek çok şeyi unuttum. Herkesten özür diliyorum. Sürçülisan ettimse affola diyorum. Çok teşekkür ederiz Funda. Sorularla o eksikler bence tamamlanacaktır. Önce hemen şeyi söyleyeyim. Başlangıçta yani bu bininci moderatörlüğüm bu kapanma platformlarında. Her seferinde unutuyorum ki katılımcılar lütfen işte sorularını ben ona hep Q&R dedim. Uzun zaman çünkü reply diye düşünüyorum onu nedense. Meğer Q&A'ymiş orası. Oraya yazarak sorularını iletebilirler. Ama şeylerden özellikle proje stüdyo katılımcıları, öğrencilerin seslerini de duymak ve heyecanlarını hissetmek isteriz. Yazarlarsa chatten veya Q&A'den onlara söz vermemiz mümkün olacak. Bir onu söylemek istedim unuttuğum şey olarak. Yani bir de şeyi düşündüm şimdi bu kapanış konuşmanda. 16 hafta mı dedin, 14 hafta mı dedin? 14 hafta dediğin 3,5 ay. Bir sömestr aslında. Evet. Valla bir sergi için 1,5 ay uğraştık. Hazır bitmiş işin sergisi için. Bravo. Yani hakikaten uzaktan yani belli ki çok yoğun ve çok heyecanlı bir süreç olmuş. Bu Antalya için tabii büyük şans. Çünkü yani hani illa Antalyalılar Antalya'ya bir şey yapacaklar diye bir şey yok.
Biz Antalya dünya kenti falan diye bir sürü üst cümlemiz var. Bunun altını dolduran şeyler de aslında dünyanın her yerinden insanların Antalya'ya bir şey yapmak istemeleri. Ve dünyanın bir yerinde, tabii Türkiye'nin olması daha iyi ve daha ulaşılabilir bir şey, kolay bir şey. Birilerinin Antalya'yı ve Antalya'nın sorunlarını ve iyiliklerini ve kötülüklerini ve geleceğini düşünüyor olmaları. Yani bu çok önemli ve bir stüdyoyu bir noktaya odaklayarak bunu düşündürtmüş olmak çok tatlı ve önemli. Ben de işte herkes biliyor artık, şehircilik okudum. 40 yıldan daha fazla bir zaman önce mezun oldum. Ve bizim de son sınıf projemiz, bitirme projemiz Antalya'ydı. O yüzden de öğrenci olarak Antalya'ya bakmak, o mesleğe giden yolda hani mesleğinin bir süjesi olarak bir yere bakmak çok heyecanlı. Hele de Antalya olunca büsbütün hani benim de gönlüme çok dokunan bir proje oldu bu. Hani daha iyi sergileyebilmeyi isterdim. Belki ben biraz ondan bahsedeyim. Azıcık söyledim ama yani oranın açık alan olması, birçok sesin bir arada duyuluyor olması ama sonuçta dört duvarının olması gibi bir şey problemimiz vardı. O problemi çözme yolumuz birazcık böyle işte ilk bakışta üstün körü havası veren ama aslında dediğim gibi 1,5 ay gibi bir zaman alan, çok emek verdiğimiz, çok da iyi işletemediğimiz bir süreç oldu. Yine de yani ben titizleniyorum burada ama özellikle mimar kökenli arkadaşlarımız gelip beğeniyorlar. Yok ya, çok güzel olmuş, böyle şahane falan diyorlar, bana moral oluyor. O şey kümes teli malzemesi çok hem kendi kendine çalışıyor hem yer çekimine isyan eden bir malzeme, yani öyle diyeyim. Nasıl oluyor onu anlamadım hiç. Çünkü daha önce kullandım, ilk defa kullanmıyorum. Fakat bu böyle herhalde çok uzun zaman rulo kalmış ve biz ilk asarken biraz çekiştirmişiz. Çok esnetmişiz malzemeyi. Bazı yerlerine pens yapmak zorunda kaldım. Bazı yerlerine işte ameliyatsız yapmak zorunda kaldım filan. Böyle bir şey oldu. Şöyle bir sorun var sergide. Daha mimarlara ve mimarlık öğrencilerine hitap ediyor tabii. Yani sokaktan gelip de hadi burada ne sergi varmış gezelim diyen herkes mimari çizim dilini anlamıyor ister istemez. Ama bu göze aldığımız bir sorun. Böyle bir şeyi söylemek isterim yani hani olay mahallinde yaşayan olarak. Onlar da böyle değişik bir şey olarak bakıyorlar. Yorumlayamıyorlar, soru soramıyorlar ya da işte hani faleze nasıl bir müdahale yapmış onu soruyor mesela. Burada ne yapmış, falezin üstünden nasıl geçmiş, aşağıya nasıl inmiş filan. Yani sorunu biliyor, onu soruyor ama baktığı şeyden bunu anlamıyor. Belki biraz ona şey yapabiliriz. Bu arada bir takım sorular geliyor. Ben çok konuştuğum için. Hemen şöyle bir şey söyleyebilir miyim bununla ilgili? Aslında mimarlığın kendi dünyası içine çok sıkışmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani biz bu sergiyi Taşkışla'da da zaten yapacağız. Ama bence Antalyalılarla buluşması çok kıymetli. Mimarlık kültürünün yerleşmesi, yani toplumsal olarak aslında mimarlık kültürünün oluşması açısından belki daha birbirine yaklaşacak arayüzlerin de oluşturulması lazım. Biz tabii böyle bir sergi düşüncesiyle yola çıkmadık ama belki bir takım küçük filmler, gifler hazırlamak, yani hani bunun doğrudan Antalyalılara sunulacağını düşünerek üretilmiş başka şeyler de olabilirdi. Hala da olabilir, yani böyle şeyler üretilebilir. Bir de belki şeyi eklemek, hani unutmadan isterim. Bütün şeyler birbirinin üzerine basarak, yani birbiriyle yükseliyor. Yani evet. Biz ilk kez Antalya'da proje yapan ilk biz değiliz. ODTÜ'den bir grubundan birkaç sene önce gelmişti. Bir stüdyo yapmışlardı. Haluk Selef'in stüdyosuydu. Mesela Zeynep Esengil'in muhteşem yüksek lisans ve doktora tezinden çok faydalandık. Ben tez jürisinde de vardım ve yani Antalya ile ilgili en güçlü bilgileri oradan aldık. Yani farklı farklı
üretimler de olsalar bir araya geliyorlar. Öğrencinin ona baktığında nasıl yorumladığı ve nasıl geliştirdiği de çok özgün oluyor. Yani bu konuda da çok müdahaleci olmuyoruz. Ama muhakkak o daha fazla insanın görmesine ve onu anlayabilmesine ihtiyaç var. Ben de öyle düşünüyorum. Evet evet kesinlikle. Yani ben hay Allah keşke biraz daha başka şey olsaydı iyi olurdu belki, ama ben bu evrensel dille daha çok insanın, yani çünkü çizim dili bir evrensel dildir. Hani şeyi ayrı olsa bile, ama daha çok insanın karşılaşıp daha çok insanın bu tanışıklığı sağlamasını çok önemli buluyorum kesinlikle. Yani yaptığımız en iyi işlerden biri oldu. Hiçbir şeyim yok. Evet. Sadece bir hani arkadan mutfaktan bir ses olsun istedim bu konuşmaya. Şeyi konuşalım mı biraz? Projelerde bu, yani üretilen projelerin de farklılıklar neydi, ne değildi? Özellikle işte falezlere müdahale açısından ne tür yöntemler önerdiler öğrenciler? Nerede durdular, nerede durmadılar? Çok hassas konusu Antalya'nın. Onun için ben de özellikle, yani başkasından soru gelmeden siz kendinizi ifade edin istiyorum. Şimdi işte bu ışıklandırma meselesi var. Hani niye evet, niye hayır, bunların cevapları üzerine toplum tartışıyor, konuşuyor, isyan ediyor. Çünkü hani uçaktan ışıklandırdık güzel göründü değil. Bir şehir kendisi için yaşarsa ancak turistler için de manalı bir şehir olur. Sadece turistlere göre organize olmasını hiçbir zaman, yani onun bir manası olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla böyle, ve işte oradaki o bütün canlılar, Tuğba Hoca'nın söylediği bütün organizmalarla birlikte var olan bir yapı falezler. İnsanlar da onun işte yarasalar kadar, şeyler kadar, deniz kaplumbağaları kadar bir parçası. Ve hep beraber kullanmamız lazım. Bunun yollarını nasıl aradınız, nasıl tartıştınız? Bu önemli bir konu. Bir, ikinci benim önemsediğim konu da modern mimarlık meselesi, üstünde özellikle durduğunuz. Hani Antalya'dan ne izler taşıdı, yoksa evrenseli mi Antalya'ya taşıdı böyle bir yapılaşmada projeler? Bunları, yani hani o proje oydu, bu proje buydu değil, ama hani genel tartışmalar ve yol almalar çerçevesinde. Ben de bu arada diğer sorulara bakayım. Ben tabii öğrencilerimizin konuşmasını çok istiyorum. Kendilerinin aslında bu kadar yorumladığı bir projede. Belki Tuğçe devam edebilir falezlerle ilgili farklı tavırları. Arkadaşlar da söz alıp konuşurlarsa çok iyi olur. Çok iyi olur, evet. Ben de ona bakıyorum. Yok ses şimdilik. Bu sırada ben biraz bahsedeyim. Aslında bizim dinlediğimiz sunumlar üzerinden de falezlere nasıl yaklaşmamız gerekeceği, yani şekillenmeye başlamıştı dönem başından itibaren. İşte mesela Tuğba Hoca'nın yaptığı sunumdan sonra biz gerçekten çok aydınlandık. Çünkü falezin kendisi de aslında sürekli oluşum içerisinde olan bir yapı. Ve ona dokunmada aslında biraz hassas davranmak gerekiyor. Yani dönem başında öğrencilerin işte bir kısmının mesela daha ölçek olarak daha büyük ve daha strüktür ve yapısal karakter olarak güçlü sergiledikleri tutumlar dönem içerisinde dinlediğimiz sunumlar ve yaptığımız okumalarla şekillendi. Daha sakin hallere büründüler. Belki sadece bir merdiven ve onun aralarındaki sahanlıklarla, duraksamalarla sakince aşağı indiren ve orada insanların güneşlenebileceği hafif yapılarla şekillenen sistemlere döndüler. Ya da asansör sistemiyle, ama falezlerin kendisine dokunmadan, onun içini delip geçmeden, olabildiğince zarar vermeden bazı sistem öneren arkadaşlar olmuştu. Yani olabildiğince aslında hassas davranmaya çalıştık bu konuda ve öğrencileri de aynı şekilde teşvik etmeye çalıştık. Belki ikinci bir hani ya ikinci soruya cevap olarak ben de Antalyalıyım ve benim için de çok mutluluk verici oldu böyle bir sürece dahil olmak. Ve aslında modern mimarlık konusunda da yani daha evrensel olanı buraya getirmekten ziyade aslında
Antalya'nın içinde bulunduğumuz mekanın gerçeklerini bilerek işte gündüz nasıl oluyor, öğlen nasıl oluyor, akşam nasıl oluyor ve bunun karşılığında tasarladıkları mekanlar işliyor mu, birlikte çalışıyor mu? Aslında sunum içerisinde de Funda Hoca'nın bahsettiği gölge ve ışık oyunları, bazı ritimler, insanlar orada güneşin altında yürürken nasıl bir rota izliyorlar gibi sorularla ve bunların cevaplarıyla hep karşılık vermeye çalıştığımız için aslında yere özgü şeyler tasarlamalarına teşvik ettik. Ve aslında sonucunda da bakınca olabildiğince bütün projeler birbirinden farklı ama oraya özgün şeyler olmaya aday oldular. Ve bunun için de biz çok mutluyuz ve hepsine buradan bir kez daha teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ayşe Şentürer söz almak istiyor. Ben ona bir söz vereyim. Ama vermeyi bilemedim. Bir saniye. Ha, bildim. Yok. Tamam galiba şimdi oldu. Ayşe Hanım buyurun. Merhabalar. Sanıyorum sadece sesle katılıyoruz. Ben de evet. Tamam. Ben söz aldığım, almak istediğim sırada Funda Uz, önce kendimi tanıtayım. Ayşe Şentürer, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden öğretim üyesi. Tabii ha, biz bu çalışmalardan ucundan da olsa haberdardık. Ama işte yüz yüze eğitim olmadığı için dönem sonu sergisi üzerinden ancak kısmi fikrimiz olmuştu. Ben şunun için söz almak istedim. Bu nerede olursa olsun tabii İstanbul dışında proje yapmak çok değerli hepimiz için. Fakat özellikle üniversitenin malum bir araştırma ortamı olması, özellikle mimarlık bölümünün mimar tasarım alanlarında tasarım araştırmaları yapılıyor olması ve bunun kamuyla sizin ve benzeri kurumların aracılığıyla buluşmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hem bu stüdyoyu yapan sevgili Funda ve Ayşe Tuğçe'ye ve tüm öğrencilerimize, fakat özellikle ben sizin nezdinizde kurumunuza teşekkür etmek istedim. Bu değerli çalışmaların daha fazla arayüzde görünmesi lazım. Biz gerçekten araştırmacı bir okuluz ve bir grup öğretim üyesiyiz. Bunları çeşitli platformlarda paylaşıyoruz. Akademik ortamlarda zaten paylaşıyoruz. Evet. Ama bu çok önemli bir arayüz. Ve gerçek bir sergi olması, hani dijital ötesine geçmiş olması çok çok olumlu. Diyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Tabii öğrencilerimizin ne diyeceğini de projeleriyle ilgili ayrıca merak ediyorum. Sevgiler. Çok teşekkür ederiz Ayşe Hanım. Sağ olun bütün güzel sözleriniz için. Esra bizim öğrencimiz, o söz almak istiyor. Biz de çok mutlu olduk. Evet Esra'cığım. Biraz... Merhabalar öncelikle. Ben de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 3. sınıf öğrencisiyim. Şu an hatta Ayşe Hoca'nın öğrencisiyim. Onun stüdyosundayım. Geçen dönemde Funda Hoca'yla Antalya'daki bu falezle ilgili olan projede çalışmıştık. Daha önce de Funda Hoca'yla çalışmıştım. Tanıyorum az çok. Bu Antalya projesi, ya öncelikle sorduğunuz sorulara böyle genel cevaplar vereceğim. Biraz süreçten bahsedeyim. Onu merak ettiğinizden bahsetmiştiniz. Antalya projesi bizim için hem korona döneminde evden yapılması hem de uzaktan yapacağım, en azından benim için ilk proje olduğu için biraz gergin ama çok da kıymetli bir projeydi. İlk defa böyle bir deneyim yaşama şansımız olmuştu. Funda Hoca'nın bahsettiği bu farklı medyalarla beslemek sadece mimarlık olarak bakmak değil de farklı kullanıcı yüzlerinden bakmak, farklı topografyalardan bakmak, uzaktan bakmaya çalışmak gerçekten stüdyo süreci boyunca çok denediğimiz, çözümler üretmeye çalıştığımız bir şeydi. Bir yandan işte Funda Hoca ve Ayşe Hoca bize böyle farklı medyaları kullanmamızı teşvik ederken işte gifler yapmak, küçük videolar çekmek, maket denemeleri yapmak,
işte bir film izleyip onun üzerine konuşup onunla projemizi bağdaştırmaya çalışmak gibi çok farklı denemelerde bulunduk. Kimi zaman böyle nasıl bağlayacağımızı anlamadığımız şeyler oldu. Şu an mesela dışarıdan baktığımda projeme ne kadar zorlansam da mutlu olduğum bir şey çıkardığımı fark ediyorum. Bu benim için çok kıymetli gerçekten. Bir de Faliz'e nasıl yaklaştığımızdan falan da bahsetmiştik. Ben aslında çok korkuyordum alandan. Hem çok büyüklüğünden hem de aslında gerçekten çok zor bir alan. Daha önce çalışmadığımız büyüklükte ve çalışmadığımız topografyadaki bir alan. Üstünde kocaman bir boşluk, iki taş kışla büyüklüğünde. Altında insanların kendi başlarını böyle denize girdikleri küçük strüktürlerin olduğu kayalardan oluşan kocaman bir deniz boşluğu. Yine aynı şekilde bir boşluk. Arada böyle nasıl geçeceğimizi, nasıl dokunacağımızı hiç bilmediğimiz çok garip bir düzen. Bizi çok zorladı, çok tartışmaya da açtı aynı zamanda. Tetikledi bazı konularda. Genel olarak stüdyoda ve biraz korkarak, biraz çekinerek, nasıl dokunacağımızı bilemeyerek ve ufak dokunuşlar yapmaya çalışarak ilerledik. Funda Hoca da sürekli bizi biraz daha cesur olabilirsiniz diye iteklemeye çalışıyordu. Ama genelde daha küçük şeyler yaptık. Bazı arkadaşlarımız çok böyle bir şeyleri deşmek, yarmak gibi çok cesur hareketlerde bulunanlar da oldu benim aksine. Hayranlıkla izledim bazılarını da. Çok keyifli bir projeydi. Bunun böyle bir saygıya dönüşmesi ve bunun için çabalamamızı keşke biz de görebilseydik. Bence çok kıymetli. O yüzden size de çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Esra'cığım. Ben moderate etmeye devam edeceğim. Eğer söz alan, evet İsmail söz almak istiyor. Sözü ona vereyim. Daha sonra belki İsmail cevaplamak istersen şöyle bir soru vardı. Bihter'den, Bihter Almaç'tan şiirle birlikte şiirden tasarlamak süreci nasıl etkiledi? Buna da cevap vermek istersen seni dinleyebiliriz. Evet, merhabalar öncelikle herkese. Merhaba. Önce soruyla başlayalım. Madem Bihter Hocamızın sorusu. Bir şiir çalışması yaptık hepimiz bazı mısralar üstünden. Alanı anlamaya yönelik, topografya anlamaya yönelik. Benim seçtiğim de aslında Murat Anmunga'nın Geçse de Yolumuz Bozkırlardan Denizlere Çıkar Sokaklar temalı o sözün geçtiği şiirdi. Projemin ana kaynağı da oldu esasında. Yani bir rampayla Farez'e doğru gidiş ve insanların denize doğru Farez üzerinden aktığı bir sistem kurmaya çalıştım. Yani o şiirsellik nasıl yakalanır? Mimarlıkta şiirselliğin ilişkisi. Belki somut olarak modeller üstünden ya da temsillerin çok daha gerçekçi göründüğü şeyler çıkaramamış olabilirim kendi adıma ama bunun sürecinde oluşturduğumuz arka planda bu duygusal şeyler, yaklaşımlar mimarlığın farklı arayüzlerle ilişkisini ortaya koyma yönünde çok etkileyiciydi benim için. Bunun haricinde söylemek istediğim, tabii uzaktayız Antalya'nın çok çok uzandı. İstanbul'da projeyi yapmaya çalışırken bir yandan da Antalya'nın kendi iç dinamiklerini, oradaki yaşayışı, oradaki mimariyi, orada oluşan mimari birikimi, toplumsal belliği anlama yönelik de bir takım araştırmalarımız sürdü süreç boyunca. Ve bir takım webinarlara da katıldık. Murat Germen'in bir şeyine, söyleşisine katılmıştık, moderatörlüğünü yaptığı. Orada bir takım sorular sormuştuk. Tesadüf eseri mi olsa gerek bilmiyorum. Ben de dün Yapı Kredi Bomonti Ada'da Murat Germen'in bir sergisine katılma fırsatım oldu. Orada da sergi görevlisiyle bir konuşma şansımız oldu. Sergi nasıl bulduğuna dair yorumlar yaptık birlikte. Ben de heyecanlı şeyden bahsettim. Bizim de Antalya Kültür Sanat Vakfı'nda geçtiğimiz dönem yaptığımız çalışmaları sergilediğimiz böyle bir sergimiz var. Bilmiyorum, belki şu anda kendisi de buradadır. Sergi davetisini falan da almıştı. Yani işin güzel tarafı tüm bu yaptıklarımızın bir şekilde bir yerlerde insanlarla buluşuyor olması, kendi içimizde kalmıyor oluşu, bunların farklı arayüzlerde insanlarla karşılaşıyor oluşu. Bu noktada da emeği geçen herkesin hem süreç boyunca bizden desteğini, teşviklerini esirgemeyen gerek Funda hocamdan, gerek Ayşe hocamdan ve bize seminerlerle destek veren bu sürecimizde Tuğba Hanım'dan, Kağıt Arkiteks'ten
sahnecilerine teşekkür etmek istiyorum. Yine bu serginin oluşmasına katkı sağlayan Antalya Kültür Sanat Vakfı'ndan Münevver Hanım'a da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Diyeceklerim o kadar. Çok teşekkürler İsmail. Ben de çok kısa bir ek yapmak istiyorum aslında bu şiirsellik meselesine. Yani öğrencilerin metaforlarla ve kavramlarla düşünmesini tetiklemek, yani bir yandan buranın fizikselliğini anlamak ve onu anlamaya yönelik çeşitli işte maketler yapmak veya ölçekli çizimler üretmeye çalışmak zaten stüdyonun olmazsa olmazı ve devam ediyor ama gidip kendileri yerinde deneyimleyemedikleri için zihinlerindeki bu tip atmosfere yönelik, oranın dünyasına yönelik, belleğine yönelik deneyimleri tetikleyecek, canlandıracak neler olabilir diye çok kendi aramızda düşündük. Mesela farklı şeyler vermiştik. Bu böyle benzer alanlarda yapılmış projelerle mesela bir takım filmleri eşleyip kolajladıkları bir ön çalışma da olmuştu. Ama hiçbiri gerçekten bu şiirleri okuyup, ki şiirleri de biz seçmiştik, şiirlerin hepsi coğrafya ile ilgili şiirlerdi, topografya ile ilgili şiirlerdi. Yani onların kendi sevdiği, seçtiği bir şiir değildi. Daha çok aslında oldukça etkileyici, çarpıcı, coğrafyayı kelimelerle anlatan şiirlerdi. Dolayısıyla şöyle bir şeye de şaşırdığımızı hatırlıyorum. Yani böyle bir çalışmayı yadırgarlar mı acaba diye düşünürken son derece sahiplenerek bu şiirlerin içinden kendileri de neredeyse şiirler yazarak bir takım 2,5 boyutlu maketlerle şiirler yazarak katıldılar. Çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Alanı anlamaya ve yorumlamaya çok katkısı olduğunu düşünüyorum bu çalışmanın. Evet, ben de hemen bu arada elektrik kesildi, gittim ve geri geldim. umarım çok şey konuşmamışsınızdır ben yokken. Öğrencilerimiz konuştular. Hay Allah. Hemen Birhan'a yetiştirdim. Birhan, bundan haberin var mı senin? Senin şiirlerine proje çok heyecanlandı ve çok sevindi yani hakikaten. Onun için de bir böyle şey, şiirlerinin tabii düşünmediği bir alan böyle kullanımı yol gösterici ve işte duyguyu tetikleyici olması çok hoştu. Ben de ilk yazışmalarımızda bu nereden çıktı dedim, ilk malzemeye bakarken bire Birhan oralardan çıkıyor. Evet, benim başucu kitabım olduğu için olabilir bir kitapları. Ama öğrencilerimiz de şiirden böyle çok uzak ya da yani bunu düşünmeye böyle tepki veren öğrenciler değillerdi. Belki şanslı yani, evet. Çok içselleştirdiler bu çalışmayı. Çok güzel. Çok güzel. Başka soru, cevap, eklemek istediğimiz bir şey? Ben bir şeye katılabilir miyim? Tabii Tuğba'cığım. Ben... Yani aynı sorunları yaşadığımız için eğitimde bu bir okul değildir problemini iki dönemdir çok ciddi yaşıyoruz. Ve hani çok da zorlanıyoruz gerçekten, zor bir dönem. Çünkü bizim işimiz gerçekten iletişim üstüne ve böyle ekrandan dokunamadıkça yeni bir iletişim yüzü bulmak bizim için değişik bir deneyim oldu. Ve çok kendi adıma ben çok zorlandım. Yani ifade etmek istediğim şeyin onda birini öğrenciye geçtiğini bile hissedemediğim çok tahsihim oldu. Ama mesela Fundaların jürisine katıldığımda çok aktif, çok hareketli bir jüri gördüm. Böyle odalar var, çocuklar dolaşıyorlar, müthiş bir heyecan, bir beyin fırtınası şeklinde bir jüri. Ve biz böyle jürileri genelde hep böyle koşturarak, bitirmeye çalışarak, hani böyle herkes için bir eziyet gibi yaşadık bu dönem. Onu çok hani çok takdir ettim, çok beğendiğim bir uzaktan eğitimde müthiş güzel bir yöntem yakalamışlardı. Stüdyo ortamında da denediğiniz başka şeyler iletişim için var mı? Sizden öğrenebilir miyiz? Bu iş belli ki yani... Bu uzaktan eğitim bize kalıcı olacak belli açılardan. Artık bazı deneyimleri de paylaşmak için güzel bir fırsat diye düşünerek sorum hem Tuğçe'ye hem Funda'ya. Aslında bu çevrim içi eğitimle ilgili en son Arada Mento'nun Mayıs-Haziran sayısı ve Temmuz-Ağustos sayısı çevrim içi eğitim ve mimarlıkta çevrim içi eğitim sorunları. Güzel. Mimarist'in bu son sayısı yine...
online eğitim üzerine ve orada Erdem Ceylan'ın müthiş bir yazısı var. Yani bütün akademisyenlerin manifesto olarak böyle basıp yayınlayacağı kadar güzel bir yazı. Kutluyorum kendisini de. Sanıyorum Mimarlık Dergisi'nde de yine bu konuyla ilgili yazılar var. Dolayısıyla mimarların gündeminde, yani eğitim açısından, çünkü bu sadece eğitimcileri ya da akademisyenleri ilgilendiren bir mesele değil. Bu arkadaşlar işte bir sene sonra meslektaşımız olacaklar ve aslında mesleğimizin gelişmesi, işte bu mimarlık kültürünün gelişmesi toplumun içinde hepimizin görevi. Yani sadece onların kendi bireysel çabalarıyla bir noktaya gelmesi değil. Yani hepimizin meselesi, bir kere öyle görmek lazım. O yüzden bu hem araçları çoğaltmak hem bu karşılaşma imkanlarını çoğaltmak çok önemli görünüyor bana da. Online eğitim bence bitti, yani yüz yüze eğitim olacak gibi görünüyor Eylül'de. Ama tamamen hayatımızdan çıkmayacak, Tuğba haklısın, ben de sana katılıyorum. Jüriler, sunumlar, yani bunun aslında pozitif taraflarını da gördük. Mesela seni mümkün değil herhalde bir yoğunluğunun içinde İstanbul'a yani davet ederdik de gelemezdin, sunamazdın. Ama stüdyomuzda oldun hem sunumunla hem jürilerimizle. Dolayısıyla bunların devam edeceğini ben de düşünüyorum. Ama yüz yüze, o dokunarak, göz göze olma veya işte ufacık bir mimikle, jestle derdini anlatabilmek kısmının tekrar geri gelecek olmasından Eylül ayında açıkçası ben de sanıyorum öğrencilerimiz de çok mutlular. Araçların sınırı yok. Yani aslında o işin kendisi çağırıyor biraz da o araçları diye düşünüyorum. Yani bu Antalya bu kadar güzel bir şehir olmasaydı bilmiyorum Birhan Keskin şiirleri de aklımıza gelir miydi, ama biraz aslında o yerin kendine özgü dinamiklerini keşfedip öğrencilere de onu açmakla ilgili bir durum diye düşünüyorum. Bizi zaten bu işe bağlayan da o, değil mi? Her seferinde yeni araçlar üretmek, yeni konular tartışmak, yeni gelen bir pırıl pırıl bir öğrenci grubuyla gerçekten çok şanslı olduğumuzu bu süreçte biraz daha anladım. Çok güzel bir işimiz var. Genç insanlarla olmak harika. Yeni tartışmalar açmak, hepsinden bir şey öğrenmek yani... Bu deneyimden de biz bir şeyler öğrendik. Mesela alanın çok büyük olduğunu, belki 5. yarı öğrenciler için fazla büyük olduğunu da öğrendik. Yani şey de yapayım, hani bir öz eleştiri olarak da söyleyebilirim. Bunları söyleyebilirim. Belki Tuğçe bir şeyler eklemek isterse, ayrıca Naz konuşmak istiyormuş, ona da söz vereceğim. Çok kısa şeyi ekleyebilirim ben de. Yani Erdem Ceylan'ın yazısını siz bahsedince ben de okumuştum biraz. Aslında hani önemli olan da gerçekten biraz bunun üzerine konuşup kafa patlatmak sanırım. Yani yazıda şeyden bahsediyordu. Yani uzaktan eğitime çok hızlı bir geçiş oldu. Ve biz bunu kabullendik. Yani hiç herhangi bir tartışma, bir şey ya da üzerine bir kafa yormadan... Onun için yani tüm bahsettiğiniz şeyler üzerinden hani avantajlarının ve dezavantajlarının farkına vararak ilerlemek ve ilerideki süreci ona göre tasarlamak önemli olacak sanırım. Naz, seni dinleyebiliriz. Merhaba. Benim ismim Nazlar. Geçen bu balıklama Jumping to Studios'un öğrencilerinden bir tanesiyim. Bu ben uzaktan eğitimle ilgili bir şeyler söylemek istedim. Bu uzaktan eğitimde kullandığımız materyalleri bulurken aslında herhalde bizim neslimizin bu tür materyalleri bulmaktaki kabiliyeti de birazcık önemliydi. Yani şöyle, mesela her bir sorun çıktığında, bir anlatım problemi yaşadığımızda aslında hoca var bir yöntem ararken biz de hep bir yandan o yöntemi aramaya çalışıyorduk ve biz de çeşitli önerilerle geliyorduk. Yani böyle farklı platformların acaba hocam şurayı mı denesek vesaire gibi önerilerle geliyorduk. Böyle kolektif olunca herhalde onun üstesinden gelmek daha kolay oldu diye düşünüyorum. Onu söylemek istedim. Teşekkürler. Çok teşekkürler Naz yorumların için. Bu arada chat'e yazan Şemsinur Çıtıroğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Sergiyi gezeceğini de söylemiş. Çok
heyecan verici. Yorumlarınızı da ayrıca duymak isteriz. Bütün öğrencilerimizin iletişim bilgileri de sergide görünüyor. Onlarla doğrudan iletişim de kurabilirsiniz. Haluk Zelef'e de yorumları için çok teşekkür ediyoruz. Evet, kartpostallar çok heyecan vericiydi gerçekten. Öğrencilerimizden yılbaşında kartlar almak, onların da birbirlerine göndermesi çok heyecan vericiydi. Biz de tekrar onlara teşekkür ediyoruz. Ezgi de yine bizim stüdyonun öğrencisi. Ona söz verebiliriz şimdi. Merhaba tekrar herkese, böyle konuşmak ne kadar ilginç geldi bir anda, böyle ilk defa böyle bir deneyim sahibi oldum. Evet. Ama ben de uzaktan eğitimle ilgili çok küçük bir şey daha eklemek istedim aslında. Bu ilk başta yaptığımız tüm her şey, işte kartpostalından tutun da malzeme denediğimiz Earth Moves'a kadar, aslında dokunsallığı kaybetmediğimiz sürece online'da da bir şekilde eski hayatımıza tutunma şansımız olduğunu keşfettik bu stüdyoda. Ve en önemlisi, stüdyo dinamiği çok güzeldi. Yani biz düştüğümüz anlarda hep birlikte birbirimizi kaldırabilecek bir ekibe de sahiptik. O yüzden aslında o taşkışla da yan yana sabahlama durumunu da burada tekrardan keşfedip tekrardan düzenleme şansı elde ettik. O yüzden yani hem projenin kendisinde hem de aslında bu sürecin deneyimlenip buradan bir şekilde hayatta kalabilmemizde hepimizin çok büyük desteği olduğunu düşünüyorum. O yüzden böyle bir katkı sağlamak istedim. Bir anda içimden böyle geldi ve böyle konuşmak istedim. Teşekkür ederim o yüzden emeği geçen herkese tekrardan. Ezgi'cim çok haklısın. Şahane bir yorum. Çok teşekkürler. Evet, yani çok güzel bir grubumuz vardı. Kendi aralarında müthiş bir sinerji vardı. Bizim sürekli kullandığımız bütün öğrencilerin çizimlerini yüklediği bir sistem vardı. Birbirlerine yorum da yazıyorlardı ve bu yorum da tabii onları hani çok geliştiren bir şey. Çünkü yani stüdyo yürütücüsü olarak bizlerin yorumlarından çok daha fazla insan kendi arkadaşlarından öğrenir öğrenciyken. Değil mi Tuba? Biz de o yılların içinden. Gitti günler. Yoğun eleştirilerimiz olmuştur. Bunu çok kıymetli görüyorum ve bunun aslında sürekliliğinin sağlanması, yan yana olunamasa bile işte başka bir takım odalar açarak Zoom'un içinde buluşulması veya birlikte sabahlanılması çok katkı sağladı arkadaşların çalışmalarına. Birbirlerinden öğrendiler, birbirlerinin yürütücüsü oldular aslında bu stüdyoda. Banu'ya söz verebiliriz, söz almak istiyor. Merhaba, ben Banu. Ben de bir parçasıydım geçen dönem. Funda Hoca'yla hem online dönemde hem de daha öncesinde ikinci sınıfken de çalışma şansı bulmuştum stüdyoda, Taşkış'ta da. Online dönem ve bu proje süreciyle ilgili ben de şunu söyleyebilirim. Aslında gidip göremesek de Antalya'da o proje alanının zorluğunu kavramamız da bence hepimiz için biraz vakit aldı. Büyüklüğünü, iki taş kışla büyüklüğünde olması ve 28 metrelik kot farkı, o alana nasıl yaklaşacağımızı tartışmak stüdyoda hep çok keyifliydi. Kimilerimiz daha radikal, daha cesur hareketler yapabilirken ben de Esra gibi biraz daha şeydim. Ölçeyi sürekli korumaya çalışıp Funda Hoca'yla da genelde konuşmalarımız bu yönde oluyordu. O biraz daha büyütebilirsin projenin derken ben sürekli işte kontrolümden çıkmasından böyle çok çekiniyordum. Onun dışında gidip görememek de aslında negatif yönleri olduğu kadar belki pozitif de diyebileceğimiz bir şey olabilir. Projelerin bu kadar çeşitlenmesi konusunda onu düşünmüştüm dönem sonunda, yani projeyi bitirdiğimizde. Çünkü tam anlamıyla alana hakim olmamız mümkün değil ama onu kavramsal bir takım gereçlerle, şiirlerle, bir takım imajlarla desteklerken aslında herkes kendi zihninde bir virtual Antalya diyebileceğimiz bir mekan yaratmış oluyor ve tamamen sanal bir yerde, yani var olmayan bir yerde çalışmaktan daha ayakları yere basan bir şey olurken aynı zamanda biraz da hayal gücümüzün de tamamladığı bir projeye dönüştü. Bence o açıdan çok kıymetli. Çünkü bazen arkadaşlarımızla konuşurken şey oluyordu, işte şu köşede mesela şöyle bir şey var, ben orayı şöyle hayal etmiştim, İşte oraya bence böyle gölge düşüyordur, şöyle oluyordur derken başka biri hayır bence orası şöyle bir, hani kendi aramızda da stüdyo dışındaki konuşmalarımızda da yani zihnimizdeki karşılığı aslında çok daha bambaşka bir yerde olabiliyor. O yüzden de çok kıymetli ve çok eğlenceli bir projeydi diyebilirim.
Çok teşekkürler Banu. Aslıhan çok teşekkürler. Aslıhan bizi tebrik ediyor. Ayrıca şöyle bir sorusu da var. Bir yere gitmeden oraya bir mimari öneride bulunmanın imkansızlıkları var mıdır? Çalışmalarınız sonrasında düşündüğünüzde falezler için neyi kesinlikle yapmazsınız? Belki buna cevap yani Seray da söz almak istiyor. Seraycığım sen cevap vermek de ister misin Aslıhan'ın sorusuna? Ben de cevaplarım sonra ama... Belki sen benden daha iyi cevaplandın. Merhaba. Merhaba, ben Seray. Ben de bu grubun bir parçasıyım. Aslında ilk önce başlarken biz çok çekilmiştik. Ben onu hatırlıyorum ilk bu kavramsal maketlerde bile. Çünkü üç farklı proje yapıyoruz gibi hissediyorduk. Falezlerin üzeri, arası ve aşağısı diye. Ve aslında bunu insanların keşfetmesi ve bunun potansiyelini ortaya çıkarmak açısından da önemli, kritik bir noktaydı. Ve falezlere de aslında... Tuğçe Hoca'nın dediği gibi olabildiğince az dokunmaya çalışarak ama aslında onun potansiyelini de kullanarak en iyi şekilde burayı nasıl kullanabiliriz diye düşünüyorduk. Asla yapılmaması gereken şey sanırım nedeni olmayan bir şekilde oraya bir müdahale etmek olabilir. Çünkü eğer sizin konseptinizin, altınızın ya da bu poetik olarak mekanı düşlediğiniz hayal gücünde onun bir nedeni varsa ve orayı yeniden hayal ettirmeyi sağlıyorsa bence yani bu yapılabilir bir şey olarak düşünüyorum ve bu alanın büyük olmasıyla bu üç farklı yerle aslında uğraşmak da bizim için çok öğretici oldu ve aynı zamanda bu kolektif ekiple çalışmak. Çünkü ben de Banu'nun dediğine ek olarak şunu söyleyebilirim. Bazen kendi projemde böyle heyecansız bulduğum zamanlar oluyordu ve bir arkadaşım aslında şu köşesinde şöyle bir şeyler hayal ettim diye anlatınca birden aslında o benim hayalimdeki imge de değişiyordu ve bu benim için de ittirici bir güç oluyordu. Yani bu şekilde bir süreç geçirdim ben de. Bunları söyleyebilirim. Çok teşekkürler Seray. Çok heyecanlı. Evet. Evet. Şey yani... öğrenci olasım geliyor bunları duyunca. Evet, yani çok şanslıyız böyle pırıl pırıl zeki ve yetenekli gençlerle bu süreci geçirdiğimiz için çok şanslıyız. Ben de öyle düşünüyorum. Sergi zaten onların sergisi, biz sadece aracıyız. Evet, tabii. Yani belki şey gibi de yorumlanabilir. Yani mimar olmayanlar sergiyi gezdiklerinde ne görecekler, ne bulacaklar? Yani mimar olma yolunda adım atan gençlerin heyecanını görecekler. Evet. Yani her türlü çizimi çok anlamış olmak gerekmez ama bence öğrencilerimizin tutkusu yansıyor paftalarına. Bunu görebilmek bile geleceğe dair umutlu olmak için evet, bir yol açıyor kesin. Evet. Ki buna çok ihtiyacımız var değil mi? Evet. Hep beraber. Evet. Aslıhan'ın sorusunu tam cevaplayamamış olabiliriz. Yani muhakkak öğrencilerimizin hep sorguladığı bir şeydi. Yani orada olsaydım, yani ne zaman projede sıkıştıkları anda hep ama orayı görmemiş olduğumuz için gibi bir eleştirileri de vardı. Çünkü kendi deneyimimiz hep görerek yapmak üzerine, deneyimleyerek yapmak üzerine. Evet. Böyle bir şeyin içine doğrudan düşen birinci sınıf öğrencileri mesela belki daha farklı algılayacaklar mimar projeyi gelecek sene. Tabii. Serhat var, İpek var, onlara da söz verebiliriz. Bilmiyorum sizin saat olarak nasıl programınız? Yok ama... iyiyiz, iyiyiz, verebiliriz tabii. Ben de merhaba, Serhat ben de yine aynı şekilde. Merhaba Serhat. Merhaba. Ben burada aslında Aslan Hoca'nın sorusu üzerinden birkaç bir şey söylemek istiyordum. Lütfen. Arkadaşların bahsettiği o radikal kararlardan birini alan aslında benim. Ben bir yarık oluşturma fikri üzerine gittim. Ve aslında bu süreçte Aslan Hoca'nın sorduğu soru üzerinden de şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani araziye gitmemenin, o bölgeyi deneyimlememenin kendi adıma şöyle bir sorumluluğu yaşadım diyebilirim. Sürekli farklı birkaç öneri getirerek devam ettim ben aslında bu 14 haftalık süreç içerisinde ve Funda Hoca da aslında bu anlamda beni biraz kendisi de hem teşvik etti hem de eleştirdi. Yani getirdiğin önerileri devam ettirip geliştirmek yerine farklı önerilerle devam ediyorsun diye. İlk başta işte daha büyük bir kütle üzerinden bir öneri yapmıştım. Ardından bir yarık oluşturma fikri üzerine sonlandı proje. Burada yani hep bir rota oluşturma temelinden gidiyordum aslında. Rota bir rota kurgusuyla birlikte faleze bağlanma ve oradan denize ulaşma üzerine. Fakat bunu ele alış biçimi her hafta farklı şekilde o alanı fotoğraflar üzerinden görmek ve haritalar üzerinden değerlendirmek şeklinde olduğu için orayı hiçbir şekilde deneyimleyemediğim için belki de
burada Aslan Hoca'nın sorduğu o soruyu şeklinde her hafta yani kendim gidip deneyimleyemediğim bir alana fotoğraflar üzerinden değerlendirmek onu farklı şekilde görmemi sağlıyordu. Fakat oraya hiç deneyimlemediğim için de sürekli değişen şekilde gelişiyordu diyebilirim belki. Teşekkür ederim tekrardan. Bu sağ ol sen. Sergi için de size söz verebilirim. Merhabalar. Merhaba İpek. Ben de teşekkür ediyorum tüm emeği geçenlere hem bu webinar için hem de sergi için. Benim de yorumum birazcık aslında Banu'nun bahsettiği bu uzaktan olup böyle bir alanda görmeden çalışma dinamiklerimize alakalı bir katkı olabilir belki. Yani tabii ki zordu uzaktan hem öyle bir ölçüyü anlamak hem de o projenin katmanları arasında nasıl bir mimarlık kurulacağını çözmek ama bir yandan da şey gibi düşünüyorum. Şimdi proje bitti ve uzaktan baktığımda belki biz bu alanı gidip görsek ve sonra İstanbul'a dönüp çalışıyor olsaydık. Önümüzde vaziyetlerle işte bir takım akslar ve kendi gördüğümüz, bildiğimiz yerlerin işte işaretlediğimiz noktalarından bir tasarım çıkarmaya çalışacakken bu kez orayı gezmiş görmüş insanların kameralarından çıkan görüntüleri ya da işte Google işte Street Map'ten Street View'dan gördüğümüz bir takım işte pozisyonları kendimize referans olarak alıp aslında daha önce belki de inmeyi çok da düşünmeyeceğimiz bir ölçekten başladık gibi oldu. Yani bir ağacın gölgesi belki o tasarımın ilk çıkış noktası oldu ya da bir taşın dokusu. Ve o ölçekle kurduğu ilişkide de aslında böyle kocaman işte ne kadar 25 bin metrekareydi galiba. Öyle bir boşluğu aslında hem morfolojik olarak hem de kentsel olarak nasıl ekleneceğimize dair farklı yorumlar getirme şansımız oldu. Yani stüdyonun ve özellikle de bu alan özelinde uzaktan çalışıyor olmanın tabii ki zorluklarının yanında böyle de bir fırsat sunabilmiş olduğunu da düşünüyorum. Bunu da eklemek istedim sadece. Çok teşekkürler. Ben de şunu merak ediyorum. Bu uzaktan eğitim, atölye ve şeyin sonunda hani böyle hareket serbestisi olduğunda tam anlamıyla Antalya'ya yolu düşenlerin ilk gideceği yer diyelim kale içi mi şey mi yoksa proje alanları mıdır bu stüdyonun içinde? Bence koşa koşa önce oraya gidip ya ben buraya ne yapmışım sahiden diye bakıp kendilerini teyit etmek olacak. Ne iyi yapmışım. Çok hoş. O mimarların zihnindeki tartışma hiç bitmeyeceği için evet. Eminim onlar da bu dönemde ayrıca bir stüdyo deneyimi yaşayıp daha da olgunlaştıkları için şu an bulundukları diğer proje stüdyolarında eminim yaptıklarını beğenmeyecekler. Yani doğanın kanunu bu bence. Evet. Evet. Ama tabii umarım o günler gelir. Bazı arkadaşlarla hiç yüz yüze tanışmadık. Yani bazılarını daha eskiden tanıyordum ama karşılaştığımızda da birbirimizi hani tanıyacağız herhalde umuyorum. Oğuzhan'a söz verebiliriz. Söz istemiş. Merhaba Oğuzhan. Merhaba. Ben de bu projede çalışanlardan biriydim ve belki bu sürecin aslında etkisinden dolayı bu dönemde Funda Hoca'yla çalışıyorum. Yine bu tabii bizim bu süreçte online, tam olarak online yaptığımız ilk dönemdi ve nasıl yürüyeceğini, nasıl olacağına dair hepimizin çekinceleri vardı. Böyle sürecin nasıl gideceğine dair bir böyle belirsizlik vardı. Ama aslında proje ve hem grubumuz hem Funda Hoca'yla Ayşe Tuğcu Hoca'nın yürütücülüğünde çok aslında heyecanlı gitti. Böyle sadece bilgisayarın başına değil de böyle maketlerle o alanı algılamaya, anlamaya çalıştığımız bir süreçti. Ve aslında yaptığımız çalışmalar, o heyecanımızı hep diri tutmaya çalıştığımız süreç aslında çok iyi gelişti. Bu aslında sizin bahsettiğiniz kodan da yapabilirim. Ben de Antalya'ya gitsem şu an galiba gideceğim ilk alan o bizim o çalıştığımız alan olur. Ve büyük ihtimal gittiğim zaman derim ki bu, yani ben burayı böyle yapmasaydım. Yani burayı, yani şurayı şöyle yapsam daha iyi olur derdim büyük ihtimalle. Çünkü yani biz burayı hep maketlerle algılamaya çalıştık ama bunun büyüklüğünün algılanması, mesela iki tane taş fişlayla bu kafamızda öyle canlandırmaya çalıştığımız ya da o falezin ucuna durduğumuz aslında baktığımız yön bile bizi aslında projeyi etkileyecek şeylerdi. Çünkü bir aslında bir tane jürimizde bir yorum hatırlıyorum çok net. Şu en basitinden projemize bir bakı noktası koyacağımız zaman bile bir projeye bir yorum gelmişti. Aslında bu bakış açısını o yöne değil de diğer tarafa çevirdiğimizde aslında silüetin o tarafta olduğu, insanın bakmak isteyeceği yerin o tarafta olduğuna dair bir yorum gelmişti. Aslında bunu buradan da anlıyoruz ki aslında o alanı gezmek
ve oraları görmek projenin evrilmesi, nereye doğru gideceğine dair çok önemli bilgiler veriyor. Ama online dönemde elimizden geleni yaptık. Bu grupça da bence birbirimize itekleyerek çalıştık. Bu bağında güzeldi ve online deneyim yaşamak istesem böyle yaşamak isterdim sanırım. O yüzden teşekkür ediyorum herkese. Teşekkürler. Evet, hakikaten bu da herhalde sizler için en şey, bir online deneyim, işte ancak böyle yaşayabilirdim, böyle yaşamak isterdim. Ne güzel bir cümle stüdyo yürütücüleri için. Evet, öyle gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz bütün öğrencilerimize. Çok evet. Güzel yorumlar yaptılar. Çok olgun ve çok heyecan verici olan stüdyo deneyimlerini çok güzel bir şekilde aktardılar. Evet, ben bir kısmını kaçırmış olsam da anlamadım. Sokakta bir tamirat var herhalde. Böyle 10 dakikada bir hiç, yani hani uyarılmadık da ya da genellikle uyarıyor Antalya Belediyesi iyi bu konularda. Ya da başka bir arıza, anlamadım yani. Çok özür diliyorum dolayısıyla ikide bir gidip geri gelmek zorunda kaldığım için. Yorum var. Arazi gezisini sadece proje alanı görmek eksik bir tanım olur. 17 kilometre boyunca giden falezlerde çok farklı doğal ve insan yapımı oluşumlar var. Bütün bu çeşitliliği görmek bilgisayar ortamındaki bir gezide çok kolay değil. Haluk Zelef'in yorumu. Tabii kesinlikle katılıyorum. Yani şimdi sadece bazı şeyleri indirgemiş gibi konuşmuş olduk. Kenti yapan çok fazla dinamik var. Antalya'yı da anlamak, kavramak, aslında sadece denizle ilişki değil, kara tarafındaki farklı oluşumları da görmek. Biraz önce Oğuzhan'ın bahsettiği bu manzara meselesi. Beydağlarına doğru bakmak veya öbür tarafa doğru bakmak. Yani öğrencilerimizin bunları keşfetmesinde muhakkak çok eksiklikler olmuştur. Ama İpek'in söylediği şeye katılıyorum. Mesela normalde 3 günlük bir proje gezisinde gittiğimizde ve geri döndüğümüzde, yani böyle biraz anlar gibi olup döndüğümüzde daha çok fiziksellik üzerinden devam eden şeyi, datalar üzerinden, haritalar üzerinden anlamaya çalıştığımız ve süreci devam ettirmeye çalıştığımız ilişkiyi her seferinde yeniden başka araçlarla tanımlamak zorunda kaldık. Yani bulduğumuz bir fotoğrafı paylaştık. İşte orada ağacın gölgesi gerçekten çok etkili oldu arkadaşların tasarımında. Belki bunu da yerine gitsek bile göremeyeceğimiz bir şey. Evet. Yani görmemiş olmak, sürekli her bilgiye aç olmayı ve her türlü bilgiyi sürekli canlı tutup birbirimizle paylaşmayı gerektirdi. Muhakkak denizden yaptığımız bir gezi ve falezlere denizden bakmak çok etkili olurdu. Evet. Bunlar çok vazgeçilmez tarafları aslında proje gezilerinin. Diliyorum bundan sonraki senelerde Antalya'da proje verdiğimizde bunu böyle yaşayabiliriz. Ama bu arkadaşlardan tatil geçirmeye ya da herhangi bir şekilde Antalya'ya gelen olursa, sergi bitmiş olabilir, Temmuz'dan sonrası da mümkün. 4 Temmuz'da kapatacağız bu sergiyi. Lütfen Antalya Kültür Sanatı uğrasınlar. Birlikte gidelim proje alanlarına, hatta denizden gidelim, beraber bakalım ve sohbet edelim. Yani sürece katkısı, işte devamını getirme, üzerinde düşünmeye devam etme her zaman çok güzel. Bekliyorum arkadaşlar hepinizi Antalya'ya ve proje konuşmaya. Çok teşekkür ederiz her şey için. Biz teşekkür ediyoruz. Bitirelim mi? Var mı başka katkı acaba? Soru. Bir teşekkür mesajı geldi. Evet. Yani Antalya'yı yeniden konuşma fırsatı bulduğum için, İTÜ'lülerle konuşma fırsatı bulduğum için ben çok mutluyum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ve dediğim gibi Antalya Kültür Sanat sizin buradaki kapınız, eviniz, yeriniz. Her türlü, Akdeniz Üniversitesi'nin zaten öyle. Hani onu ayırmayalım. Çok teşekkür ederiz. Her şeyi konuşmaya, her şeyi tartışmaya, her şeyi projelendirmeye, sesinizi duyacağınız bir platform olarak, size verilmiş bir kürsü olarak düşünün lütfen. Sesimi duyan herkes de öyle düşünsün. Ve bu fırsatı değerlendirin diyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bizim salonumuz şenlendi.
işte bir bakış açımız, gönlümüz şenlendi ve zenginleşti, şenlendiği öyle bir tırnak içinde anlamda kullanıyorum. Bize misafir olduğunuz için sağ olun, hem bugün hem salonda. Tuba Hocam, sizinle de daha çok şeylerde görüşmek üzere. Yüz yüze görüşmek üzere. Evet, evet. Fındacığım çok teşekkürler. Tuğçe'cim teşekkürler. Katılımcılara da teşekkür ediyoruz. Pazar öğleden sonraları Allah'tan evdeler ki bizi söylenmeden dinlediler, mecbur kalmadan. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yorumlar için, izleyenlere, herkese çok teşekkür ediyorum ben de. Sizlere de çok çok teşekkürler. Sağ olun. Haberleşmek üzere. İyi günler, iyi pazarlar.